kuru öksürük çok fazlasıyla var. İzleyicilerimizin de soruları. Geçmeyen gıcık halinde ve özellikle de öksürüğün dinmesi için ne yapabilirim? Sanki morarıyormuş gibi, gözümden kan akacakmış gibi, canım da yanıyor diye gelen sorular var hocam. Şimdi öksürüğün süresi bizim için önemli. 3 haftaya kadar süren bir öksürük, akut bir öksürük, yani viral bir enfeksiyon sonrası veya akut bronşit sonrası 3 haftaya kadar bir öksürük, akut öksürük olarak 3 hafta sonrası geçebilir. Ve 3-8 hafta arasında subakut öksürük dediğimiz, bu bir reflüye bağlı olabilir, postnazal, yani bir grip sonrası postnazal, yani burun arka kısmından nazofarenksten akıntı olabilir. Ve yine astın tanısı yoksa bir astıma bağlı yine subakut dönem dönem bir alerjine maruz sonrası bir öksürük, kuru öksürük atakları olabilir. Çok da keyifli oluyor hocam. 8 haftadan sonra bu bir kronik süreçtir. Yani ortalama 2 ay sonrası kronik öksürüğün artık nedenleri daha yine astım, reflü ve olmakla beraber onun dışında bir yabancı cisim olabilir veya akciğerinde herhangi bir nodül, kitle veya başka interstisyel akciğer hastalığı dediğimiz durumlar olabilir. Onun için 2 yıldır geçmiyor. Hani bu bir alerji ilacı kullanmasına rağmen her türlü ilacı kulak burun boğaza gittim kullanıyorum geçmiyor diyorsa göğüs hastalıkları doktoruna başvurmasında fayda var. Vardır. Tedavisini aksatmamakta fayda var. 2 yıllık öksürük çünkü hafif alacak bir şey değildir. Değil.